Evet değerli izleyicilerimiz, programımız devam ediyor. Şimdi saf enerjimizi korumak adına neler yapabiliriz? Çünkü bu akşam saf inanmak, inanmamak açık bir şekilde sure ve ayetlerde zaten meleklerden bahsediliyor ve melekleri iyi olanlar için bir şart. Evet, şimdi hayatımızı engelleyen yıkıcı duygular nedir? Bunlara bir göz atalım ve neler yapabileceğimizi tekrar değerlendirelim. Çünkü bizi bu gece arayan değerli izleyicilerimize göz atarsanız hepsinin hayatta bir takım blokaj ve engeller var. Aslında bunu aşmak istiyorlar. Neden aşamıyorlar? Çünkü sadece o sorunu düşünmeye devam ediyorlar. Ne zaman aşabiliriz? Sorunu tamamen rafa kaldırıp, hatta o sorunla dalga geçip, o yokmuş gibi davranıp sonuca odaklandığımızda. Evet, biz soruna değil, ulaşmak istediğimiz sonuca odaklanacağız ve onu imgeleyeceğiz ve canlandıracağız. Bu arada Twitter'dan ve Facebook'tan arıyoruz, düşüremiyoruz diye çok fazla mesaj gelmiş. Ben hepinizi tanımasam da tanıyor gibi hissediyorum kendimi. Çok seviyorum. Aramaya devam edin. Mutlaka bağlanabilirsiniz. Birazdan telefon numaramız tekrar ekranda zaten görünür. Bağlanmak diye bir şey olmaz. Zaten bir sürü izleyicimiz bağlanıyor, konuşuyoruz. Biz zaten programda sadece sizinle konuşmak için, diyalogda bulunmak için buraya her cumartesi gece severek geliyoruz. Evet, geçmişle ilgili sizi engelleyen, geleceğinizde bloke eden duygular. Her şeyden önce sevgisizlik. Zaten dünyadaki şu anda kıtlık, bir takım seller, afetler, felaketler ve savaş sadece sevgisizlikten kaynaklanıyor. Daha fazla sevgi olsaydı dünya çok daha farklı bir yer olacaktı. O yüzden siz birey olarak üstünüze düşeni yapacaksınız, arınacak ve geçmişte kalmayacaksınız. Öfke duyduğunuzda, öfke duymuş olduğunuz geçmişteki bir olayı tekrar tekrar düşündüğünüzde kendi enerjinizi düşürüyor ve bloke ediyorsunuz. Öfke anında mutlaka serbest bırakacaksınız. Ben bu olayı yaşadım, yaşam dersini aldım, sevgiyle kaynağına geri bırakıyorum diyeceksiniz. Kin tutmak bir yük. Demin Kova burcu bir izleyicimiz aradı, Fatma Hanım. Onun üzerinden de anlatmaya çalıştık. Affedememe. Zaten kişisel gelişim ve yaşam koçluğu veya spiritüel akımlar dendiğinde artık en önemli konu biliyorsunuz, ilk yapılması gereken konu affetmek. Bana çok büyük bir darbe indirdi. Ben bunu hiç hak etmiyordum. Hak etmemiş olabilirsiniz bu dünyanın kurallarına göre. Fakat sizin ruhunuzun tekamül yolculuğunda o konuya da demek ki bir şekilde gerek var ve karmanızda yeri vardı ki bu olay sizi buldu. Böyle bakacaksınız olaya. İlgi görmeyen kişiler, özellikle anne babasından çocuklukta veya çocukken başka bir insandan, geri kalan hayatında da acaba ben hep ilgi göremeden mi bundan sonrası devam edeceğim kaygısı içinde olabiliyorlar. Özellikle aileden kaynaklı çocukluk ihmalleri ilişkilerimizi çok yönetiyor. Birçok insana mesela bireysel seanslarda da böyle sorduğumuzda, çocukken bu tarz bir engel, blokaj, böyle bir olumsuz kodlama yaşadın mı? Önce hayır deniyor. Fakat irdelendiğinde aslında bir andan, bir anıdan, tek bir olaydan bile kişinin çok etkilenmiş olduğunu görebiliyoruz. Çünkü bilinçaltının kayıtları aslında ne zaman yapacağı hiç de belli değil. Sadece büyük olaylar değil, küçük olaylardan da etkilenebiliyor. Anne ve babanın hiç olmaması. Biliyorsunuz programımız düzenli takip ediyorsanız ciddi anlamda anne veya babası çocukken vefat etmiş olan danışanlarımızda veya izleyicilerimizde, takipçilerimizde sonraki yaşamlarındaki eksiklikten dolayı yanlış kişilere aşık olma veya hiç ilişki bağı kuramama gibi sorunlar olabiliyor. Aşağılanma, kızgınlık, kırgınlık, yalnız hissetme, suçlanma, ifade edememe en büyük sorunlardan bir tanesi. Özellikle hastalıkları davetiye çıkarabiliyor. İyi veya kötü kendisi ifade edebiliyor olmanız lazım. Söylemeyeyim, şimdi söylemeyeyim, aman sorun çıkar derken aslında kendi kendinizi zehirliyor ve o olumsuz enerji içinizde tutuyorsunuz. Evet, tüm bunlar hayatımızı bloke eden enerjilerden bazılarıydı. Şimdi bu gece saf enerjilerden bahsediyoruz. Özellikle bu yeryüzü melekleri dediğimiz, meleksi insanlar, aşırı iyi niyetli kişiler. Bunlar sonraki hayatlarında hemşire, doktor olup insanların hayatlarını kurtarabiliyorlar veya şifacı olabiliyorlar veya çok güzel hayır derneklerinde çalışabiliyorlar veya güçleriyle insanlara bir şekilde hizmet edebiliyorlar. Belki siz de o insanlardan bir tanesi olabilirsiniz. Bu belirtiler nedir? Şimdi onlara göz atalım. Mesela başka boyutlara ilgi duymak, rüyalarınızın çıkması, diğer insanlardan daha farklı bakış açıları geliştirebilme, sezgilerin çok yüksek olması, anlık ve saf tepkiler vermeniz, her şeyi planlamıyor olmanız, fedakar olmanız, yardım etmek için çok fazla çaba gösteriyor olmanız ve bunun dışında kalabalıkların içinde yalnız hissedebiliyor olmanız, hayvanlarla rehberlik anlamında bir takım irtibatlarınız olduğunu düşünmek, özellikle başkalarının göremediği detayları fark etmek, öngörülerin çok kuvvetli olması, sanki bir misyonunuz var bir dünyada ve bir gün o açığa çıkacakmış gibi hissetmek. Evet, bu özelliklerin
birçoğu veya 3-4 tanesi en azından sizde varsa, siz de yeryüzü melekleri, yani meleksi insanlardan bir tanesi olabilirsiniz. Özellikle yeryüzü melekleri, farklı yaratışlı insanlar çocukken diğer çocuklardan farklı olabiliyor. Çünkü çocukluk çok önemli, biliyorsunuz. Bizim öz enerjimizin açığa çıktığı zamanlar. Özellikle bu kişiler saf olabiliyorlar. Diğer kişilerden daha farklı görüntüleri, ışıkları ve auraları olabiliyor. Sevgiye çok önem veriyorlar. Aşırı hassas olabiliyorlar. Bazen çok az kişiyi arkadaş olarak kendilerine edinebiliyorlar ve maalesef hem güzel bir özellik gibi görünen hem de biraz eleştirdiğim onlar adına başkaları için çok fazla yaşayabiliyorlar. Ne kadar çok başkaları için yaşarsanız aslında kendi enerjinizi kendiniz bloke ediyorsunuz. Mesela bu Türkiye'de çok yanlış anlaşılan bir konu. Aile için sadece yaşamak. Ailenizin sorumluluğunu tabii ki alacaksınız. Fakat önce kendiniz için yaşayacaksınız. Çünkü enerjiniz herkesten önce size gerekiyor. Evet, kişisel farkındalığınız için neler yapabilirsiniz? Mesela buna bu geceden itibaren başlayıp hazır yeni ay enerjisi de pazar zaten itibaren hayatınıza girecekken biraz daha farklı bir enerjiye bürünebilirsiniz diye düşünüyorum. Öncelikle şikayet etmeyecek, şikayet fikri geldiğinde veya şikayet eğilimine geçmeye hazır olduğunuzu bulduğunuzda, kendinizi hissettiğinizde hemen onun yerine bir şükür cümlesi kuracaksınız. Mesela benim param yok veya benim erkek arkadaşım yok veya kocam bana kötü davranıyor. Şikayete başlayacağınız anda bir kocam olduğu için şükrediyorum. Erkek arkadaşım yok ama sağlıklı olduğum için şükrediyorum. Veya bugün param yok ama ileride olabileceği için şükrediyorum. Cümleleri birbirine yer değiştireceksiniz. Şüphe duymak, şüphe edeceğiniz olayları size doğru çeker. Şüphe ederken kendinizi bulduğunuzda yine bağları kesmeniz ve koparmanız gerekiyor. İnanmamak da öyle. Mesela birisi hayatınıza girdi, ona inanmıyorsunuz. İnanmadığınız için ona sürekli bu sinyali gönderdiğiniz için bir süre sonrası o insan gerçekten de inanmayacağınız tarzda davranabilir. Empati yapmamak mesela sizi sezgi anlamında tıkar. O yüzden insanlarla tanıştığınızda maksimum onlarla empatiye geçebiliyor olmanız gerekiyor. Suçlayıcı olmak yine yanlış eterik kordon geliştiriyor. Saflığınızı kaybetmek kendiniz için yapabileceğiniz en kötü şeylerden bir tanesi. Çünkü bu dünyada hep şuna inandırıyoruz kendimizi. Hayat çok kötü, insanlar çok kötü, herkes paranın peşinde, çok da saf olmamalıyım. Hayır. Eğer siz saf enerjide kalabilirsiniz, diğer saf insanları da hayatınıza çekebilirsiniz. Öfke ve üzüntüyü çağırmak yine sizi bloke edecektir. En zararlı özelliklerden bir tanesi, kariyer hayatında yapılan en büyük yanlışlardan biri, rekabet etmek. Çünkü o insanla rekabet ettiğinizde aranızdaki olumsuz bağı devam ettiriyorsunuz. İnkar, riya, inanmamak, sabrı yitirmek, negatif üretmek ve sinsilik, bunlar yine sizin enerjinizi aşağı çeken bir takım olaylar. Evet, bunun dışında her gün ama her gün hiçbir menfaatiniz olmadığı halde insanlar, hayvanlar ve tüm canlılar için bir şeyler yapabiliyor olmanız lazım. Bu evrenle ve bütün hayrına olacak şekilde her şeyle iş birlikteliği yapmaktır. Özellikle kişisel gelişim, spiritüel konulara ilgi duyuyor ve sezgilerinizi artırmak istiyorsanız iyilik yapma enerjisinde devam etmeniz gerekiyor. Bunun dışında bağış yapmak, özellikle farklı insanları düşünmemek. Mesela birçoğunuz bereketle ilgili soru soruyorsunuz ya, bir şey almak istiyorsunuz. Bu aslında para, çok özünde. Para da bir enerji. Bunun size gelmesi için öncelikle bunu sizin verebiliyor olmanız gerekiyor. Karşılık beklemeden iyilik yapmak ve fedakarlık ve her şeyden önemlisi de her zaman ve her gün için dua etmek. Bunları mutlaka kullanmanız lazım. Ayrıca sadece olayın bu boyuttan ibaret olmadığının her zaman farkında olmak. Bu biliyorsunuz bütün kutsal kitaplarda ve Kur'an'da da zaten yazıyor. Biz buradan gelip geçen yolcular olduğumuz için buradaki her şey bir yaşam dersi olduğu için ve burada kaldığı için bir 50-60 sene sonra hemen hemen hiçbirimiz diyebiliriz. Burada olmayacağımız için burayı gereği kadar ciddiye alacağız. Gereğinden fazla hiçbir şeyi abartmayacağız. Olmayanlar olmayacak. Çünkü öylesi hayrımıza diyeceğiz ve geçeceğiz. Ego merkezi düşünmüyor olmanız gerekiyor. Herkesin herkesle bir olduğunu bilerek egonuzu bazı anlarda ve zamanlarda uzakta ve dışarıda tutabiliyor olmanız gerekiyor. Eğer şu anda yüzeysel amaçlar içindeyseniz, yani sadece bir ev almak veya bir araba almak veya komşunuzdan daha iyi görünmek veya sadece gideceğiniz bir düğünde giyeceğiniz kıyafet, bunlar gündelik hayatı dolduruyor. Fakat sizin biraz daha ruhani ve sizin içselliğinizi geliştirecek hedefleriniz de olması lazım. Alt enerjiler dediğimiz öfke, kin, kıskançlık, bunlardan çıkmanız lazım. Vermenin almaktan daha büyük bir mutluluk olduğunu yine keşfediyor olmanız lazım. Kötülerin de bu boyutta ve bu hayatta birer misyonu olduğunu kabul etmeniz lazım. Çünkü bu gece arayan izleyicilerimizde kötülerden de bahsettik. Onlar neden var aslında? İyiliğin değerini artırmak için. Ve unutmayın, benzer enerjiler birbirini çeker. Yani sizin hayatınıza
sizinle ilgisi olmayan birisi aslında gelmiyor. Sizin hayatınızda uzun kalan veya size darbe indirip giden bir insan sizinle ilgili bir şeyi aslında size anlatıyor.